Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, dün gece itibariyle 3 ayrı video paylaştım sizlerle piyasalar ve dolar TL hakkında ve benim yorumlarım hakkında, özellikle genel anlamda yöneltmiş olduğunuz, sıklıkla yöneltmiş olduğunuz sorularınıza yanıt vermeye çalıştım. Bu analizimizin konusu ise borsa olacak. Borsada geçen hafta neler oldu? Yabancılar ağırlıklı olarak hangi hisselere önem verdiler ve alım yaptıkları, satış yaptıkları, para girişi olan hisseler, çıkışı olan hisseler gibi önce geçtiğimiz haftanın bir değerlendirmesini yapacağız. Ardından da önümüzdeki haftaya dair teknik ve temel beklentileri dile getirmeye çalışacağız. Yasal uyarımız ardından haftalık getiri tablomuza bakacak olursak değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta itibariyle borsanın %1 civarında bir değer kaybı yaşadığını, buna mukabil dolarda %0,50 civarında bir değer artışı, euronun ise biraz daha primli olmak kaydıyla %0,75 civarında bir değer artışı yaşadığını görüyoruz. Altında ve tahvil bono cephesinde değer kayıpları gündemde imiş. Dünya endeksleri bakımından bakacak olursak konuyu arkadaşlar, genel olarak Dow Jones'un negatif bir hafta yaşadığına tanık oluyoruz. Diğer ABD endekslerinde olumlu bir seyir varken Asya borsalarında ise karışık bir seyir dikkat çekmekte. Avrupa endeksleri ise yine olumsuz diyebileceğimiz bir seyirle haftayı tamamlamış durumdalar. Yabancı takas oranı konusuna girecek olursak arkadaşlar, yabancı takas oranında en son yaşanan sert satışlar sonrasında %63,70'ler seviyesinde bir geri çekilme olmuştu. Ardından bir hafif toparlanma eğilimi yaşandı. Tekrar önceki hafta itibariyle %63,70'teki seviyeye bir kez daha geri döndükten sonra geçtiğimiz hafta yabancı takas oranında hafif bir artışın yaşandığını görüyoruz. %63,82 seviyesine yükselmiş, %0,17 civarında bir artış olmuş diyebiliriz geçtiğimiz hafta itibariyle. Arkadaşlar, yabancı takas oranı ardından geçtiğimiz hafta itibariyle yabancıların hafta bazında en çok alım yaptıkları hisselere bakacak olursak, lot bazında bir değerlendirmedir bu. İş finansa yönelik önemli bir ilginin olduğunu görüyoruz. 119 bin 120 milyon lot civarında bir alım gerçekleşmiş. Türk Hava Yolları'nın, Garanti Bankası'nın, Emlak Konut GYO'nun, Vakıfbank'ın, Türk Telekom gibi hisselerde ise lot bazında yabancıların ilgili olduklarını, daha çok alım yönünde olduklarını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta yabancıların en fazla satış yaptığı hisselere bakacak olursak, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank'ın ilk sırada 10 milyon lot üzerindeki konumlarıyla ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Bankaların, 3 önemli bankanın satış yönünde olmasını da dikkate değer bir konu olarak değerlendirmekte yarar bulunuyor. Arkadaşlar, bu takas oranı tablolarında maalesef cuma günü gerçekleşen işlemleri göremiyoruz. Bu açıdan ben sizlere genel anlamda hafta bazında endeks üzerinde etkili olan yabancı aracı kurumların bir hafta süre içerisinde hangi hisseleri aldıkları ve sattıkları konusunu vermeyi gerekli görüyorum. Bu konu biraz daha fikir verici olacaktır yabancıların ilgi duydukları hisseleri değerlendirmek açısından. Evet, Merrill Lynch endeks üzerinde oldukça etkili işlemler yapmakta olan, kimi zaman lider alıcı, kimi zaman da lider satıcı konumunda olmak suretiyle endekse yön veren aracı kurumlardan bir tanesi. Merrill Lynch arkadaşlar, geçtiğimiz hafta en fazla Tüpraş hissesine ilgi göstermiş ve 72 milyon TL civarında bir alım gerçekleştirmiş. Ardından 50 milyon TL'ye yakın Ereğli'de ve 35 milyon TL civarında ise Sabancı Holding'de alımları bulunuyor. Tüpraş hissesini 124,46 ortalama ile almış. Ereğli hissesini 9,10 ortalama ile almış. Sabancı Holding hissesini ise 7,62 ortalama ile almış durumda. Merrill Lynch'in genel olarak Tüpraş, Ereğli, Sabancı Holding, Tofaş ve Turkcell haricinde ise diğer hisselere de 167 milyon TL civarında bir alım ilgisinin olduğunu görmekteyiz. Zannediyorum ki geçtiğimiz hafta itibariyle yabancı takas oranında %0,17 civarındaki bir artışta Merrill Lynch'in bu alımlarının rol oynadığını söyleyebiliriz. Zira yoğun bir satış yapmadığını görüyoruz alımlarına oranla. Yapı Kredi Bankası'nda 50 milyon TL civarında bir satışı var. Koç Holding, Aselsan ve TAV Havalimanı'nda ise satışları bulunuyor. Diğer hisselerde ise 44 milyon civarında bir satışı var. Alımları ve satımlarını dikkate aldığımız zaman ise alımlarının daha yüksek oranda olduğunu görmekteyiz. Credit Suisse'e bakalım arkadaşlar. Credit Suisse ise
İlk bakışta çok fazla bir işlem hacminin olduğunu söyleyemeyiz. Garanti Bankası'nda 68 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş. Türk Hava Yolları'nda 14,5 milyonluk alımı var. Koç Holding ve Bimaş'a ve Sabancı Holding'e yine ilgi göstermiş. Az önce Merrill Lynch'in Sabancı'ya göstermiş olduğu ilginin paralelinde Credit Suisse'te de bu hisseye bir ilgi olduğunu görmekteyiz. Ancak Akbank, Aselsan, İşçe ve Turkcell'de, Vakıfbank'ta ise satışlarının olduğunu görüyoruz. Credit Suisse'de genel olarak alıcı yönünde, daha çok alım yönünde bir hafta geçirmiş diyebiliriz. Aldıkları ve sattıkları da genel olarak değerlendirdiğimiz zaman. Arkadaşlar, Deutsche'ye gelelim. Deutsche Security'ye gelelim. Deutsche'nin ise Türk Hava Yolları'nı 29-30 milyon TL civarında Türk Hava Yolları'na alım yapmış. Koç Holding, Akbank ve İşçe'de alımları bulunuyor. Yine Bimaş'ta alımları bulunuyor. Ancak satış yönünde ise Yapı Kredi, Vakıfbank ve Aselsan'da satış yönünde karar kıldığını görmekteyiz. Dengeli bir hafta geçirmiş diyebiliriz. Alım ve satımları neredeyse birbirine yakın seviyelerde. Türk Hava Yolları'nı 14-20 ortalama ile almış. Koç Holding'i ise 16-27 ortalama ile almış durumda. Arkadaşlar, Citymenkul'e bakalım. Citymenkul neler yapmış? Citymenkul ise 89-90 milyon TL civarında Garanti Bankası'na yönelik bir alım gerçekleştirmiş. Yine Ereğli'ye olan ilgi City menkul cephesinden de görebilmekteyiz. Şişe ve Tav Havalimanları'na ilgisi bulunuyor. Tüpraş'ta önemli bir satışı olmuş, 45 milyon TL civarında. Turkcell'de ve Sabancı Holding'de ve yine Türk Hava Yolları'nda ise satıcılı bir seyir izlemiş durumda. Yine arkadaşlar, yabancı lehine işlem yapmakta olan veya yabancılarla paslaşan bir aracı kurum olarak TEB Yatırım açısından konuya bakalım. TEB Yatırım da çok ağırlıklı olarak satıcılı bir haftayı geride bırakmış. Türk Hava Yolları'nda 37 milyon, Garanti Bankası'nda 31 milyon, İşçe ve Tüpraş'ta ve Ereğli'de satışları var. Diğer hisselerde ise 158 milyon civarında bir satışı varken alım cephesinde çok fazla bir alıcı konumunun olmadığını görmekteyiz. Diğer hisselere yönelik olarak ise 15 milyon TL civarında diğer bölümünde alımları var, ama satış cephesine baktığımız zaman diğer hanesinde, yani şurada görmekte olduğunuz 5 hissenin dışındaki diğer farklı hisselerde daha yüklü oranlı satışlarının olduğunu görüyoruz. HSBC'ye bakalım arkadaşlar. Bu hafta HSBC'yi ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Zira bu hafta HSBC önemli işlemler yaptı. Yine HSBC'nin de yabancılarla paslaşan bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı lehine işlem yapabilen bir kurum özelliğindedir. HSBC ise arkadaşlar bu hafta satış yönünde biraz daha ağırlıklı olarak olmuş. Özellikle Cuma günü 100 milyon TL'ye yaklaşan bir alımı vardı, lider satıcı konumu ile. Turkcell'de 62 milyon TL civarında bir satışı var. Garanti Bankası'nda 55 milyon TL civarında bir satışı var. Ereğli, Türk Hava Yolları ve Akbank'ta satışları bulunuyor. Diğer hisselerde ise 83 milyon civarında bir satışı varken alım kararlarını Soda lehine kullanmış ağırlıklı olarak. 20 milyon TL civarında Soda hissesi aldığını görüyoruz. Soda hissesini arkadaşlar 7,74 maliyette almış durumda. Tekfen, Petkim, Yapı Kredi hisselerinde ise sınırlı miktarlarda alım yaptığını söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, para girişlerine bakacak olur isek, geçtiğimiz hafta itibariyle, son 5 gün 5 işlem günü itibariyle en çok para girişi yaşayan hisse Türk Hava Yolları olmuş. 66 milyon 67 milyon TL civarında bir para girişi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, para girişi faktörü hisseler açısından son derece önem taşımakta. Son gün haricindeki 4 güne baktığımız zaman istikrarlı bir para girişi var ve Türk Hava Yolları'nı biz geçtiğimiz hafta olumlu bir seyir içerisinde görmüştük. Son gün 22-23 milyon TL civarında bir para çıkışı yaşadı. Tabii ki hisse de bu bağlamda bir değer kaybına maruz kaldı. 13,90 ile kapandı, ama genel olarak 67 milyon TL civarında bir para girişi yaşadığını görmekteyiz. İkinci sırada Soda'yı görmekteyiz arkadaşlar. Soda'yı biraz önce HSBC yatırımın 20 milyon TL civarında alımı ile dikkatimizi çekmişti. Dolayısıyla Soda hissesini de bu hafta izlemekte fayda var gibi görünmekte. Tüpraş, Tofaş hisselerinin ise diğer para girişi yaşayan hisseler içerisinde olduğunu görmekteyiz. Yine Galatasaray lig sonunun yaklaşması sebebiyle hareketli bir haftayı geride bıraktı. 6,2 milyon TL civarında bir para girişi yaşamış görünüyor. Kozal, Şişe de ise yine para girişlerini haftalık bazda izleyebiliyoruz. Para çıkışları bakımından konuya bakacak olursak arkadaşlar, İşçe'nin satıcılı bir hafta geçirdiğine tanık olduk. Yabancı kurumların, önemli kurumlardan satışlar vardı. 35 milyon TL civarında bir satış para çıkışı durumuyla karşı karşıyayız. Zira hafta boyunca da hemen hemen her gün para çıkışı yaşamış. Yine Akbank'ın benzer şekilde
hafta boyunca ağırlıklı olarak para çıkışı yönünde bir tabloya maruz kaldığını görüyoruz. 22.6 milyon civarında bir para çıkışı olmuş. Halk Bankası'nda, Yapı Kredi Bankası'nda ve Aselsan'da ise para çıkışları dikkat çekmekte. Dolayısıyla arkadaşlar özellikle bankalar nezdinde para çıkışlarının olması endeks adına tabii ki pek de olumlu bir referans olmamakta. Sektörel bazda baktığımız zaman arkadaşlar bu hafta içerisinde hemen hemen ağırlıklı olarak sektörlerin büyük çoğunluğunda bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Ancak spor endeksinde önemli bir değer kazanımı var. Az önce de ifade ettiğim gibi liglerin lig sonunun yaklaşması nedeniyle ve şampiyonluk yarışının bir anlamda kızışması sebebiyle Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş hisselerinde beklentilere bağlı olarak önemli hareketlilikler yaşanmakta. Bu tabloyu biz hemen hemen her sene Mayıs aylarında görmekteyiz. Şampiyonluk durumuna bağlı olarak yatırımcıların pozisyon aldıkları senetler bazında spor hisseleri ön plana çıkabiliyor. Arkadaşlar Matrix programının yapmış olduğu bir puanlama sistemine göre hisselerin teknik ve de temel kriterlerine belli puanlar vermekte. Tek tek bunları değerlendiriyor. Ondan sonra topluyor ve diyor ki ben şu hisse için şu oranda bir puan elde ettim. Yani hisselerin teknik ve de genel kriterlerine belli puanlar verdikten sonra bir karne oluşturuyor. Ve bu karne arkadaşlar şöyle bir şey. Genel rating olarak değerlendireceğimiz bu karnede teknik ve de temel kriterleri birlikte değerlendiriyor. Ve sonuç olarak arkadaşlar bu şekilde bir sıralama yapmış durumda. En yüksek puandan aşağıya doğru bir sıralama. Buradaki hisseleri tek tek inceleyebilirsiniz ekran kaydı almak kaydıyla. Ben onları saymıyorum sizlere tek tek. Teknik rating olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar yine bu program aynı mantık ile sadece ve sadece teknik analiz kriterlerine bağlı olarak şurada gördüğünüz teknik analiz kriterlerine bağlı olarak belli indikatörlere dikkate almak suretiyle bir karne oluşturuyor, bir puanlama oluşturuyor ve bu puanlama ise arkadaşlar yüksekten en yüksek orandan aşağı doğru sıralanmış durumda. Buradaki hisselerin sıralamasını görebiliyorsunuz. Endeks 30 hisseleri bazında bakacak olursak değerli arkadaşlar en yüksek puanın Soda hissesinde olduğunu görmekteyiz. Soda'nın teknik puanı oldukça yüksek durumdaymış. Ardından Froton'u görüyoruz. Ardından Pegasus'u görüyoruz. Tofaş'ı görüyoruz. Petkim'i ve Şişe'yi görmekteyiz. Eksi konuma geçmiş olan hisseler içerisinde ise Garanti Bankası'nı, Sabancı Holding'i ve Koza'yı görmekteyiz. Kardemir'in, Doğan Holding'in, Enerji Sağ'ın ise negatif görünümlerinin oldukça yüksek bir konuma ulaştığını görebiliyoruz. Bu da arkadaşlar sizlere bir fikir vermesi bakımından Matrix programını yapmış olduğu bir çalışma diyelim. Forex şirketinin bilanço tahminleri arkadaşlar. Bu tabloyu sizlere geçen hafta da paylaşmıştım. Dolayısıyla bu tabloda önümüzdeki hafta itibariyle bilançosunu açıklayacak olan şirketler bulunuyor. Bu şirketlerin arkadaşlar geçen yıl aynı dönemdeki bilançoları ve Forex'in yapmış olduğu ankete göre bu sene aynı döneme ilişkin ne miktarda bir bilanço bekleniyor şeklinde bir çalışmadır. Bu çalışmaya da arkadaşlar bilanço açıklayacak olan, bu haftada bilanço açıklayacak olan şirketler bulunuyor. Değerlendirmenizde yarar olabilir kanaatindeyim. Pivot destek ve dirençlerimiz konusunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Borsapivot.com sitemizin ana sayfasında her akşam mutlak surette endeks ve de biop açısından destek ve dirençler paylaşılmakta. Burada arkadaşlar haftalık ve aylık destek ve dirençleri de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu pivot verilerini de takip etmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdi değerli dostlar endeksin teknik durumuna bakalım isterseniz. Teknik durumuna bakacak olur isek sizlere cuma günü paylaşmış olduğum tweetimde kritik bir Fibonacci destek noktasına yaklaştığımızı ifade etmiştim. Daha önceki açıklamalarımda da 95.500 seviyesinin üzerinde kalınamaz ise endeksin yönünün aşağı olacağı hususuna dikkat çekmiştim. Zira şurada görmekte olduğunuz 93.357 seviyesinin kritik bir nokta olduğunu ve bu seviyenin eğer kırılacak olur ise 90.000'e doğru bir satış dalgasının hızlanabileceğine yönelik cuma günü zannediyorum hatırlayacaksınız yazmış olduğum yorumumda. Değerli arkadaşlar bu seviye kırılmadı. Şu anda bu seviyenin üzerinde bulunuyoruz. Ancak bu destek noktasına çok yakın olduğumuz için 93.357 seviyesini yakından izlemekte, takip etmekte yarar bulunuyor. Bu seviyenin kırılması endeksin şurada gördüğünüz kalın kırmızı hattımızda mevcut olduğu üzere 90.000 seviyesine doğru gerileme riskini gündeme getirmiş olacaktır. Arkadaşlar bu değerlendirmenin haricinde bir başka açıdan endekse bakalım isterseniz. Yine haftalık grafik üzerindeyiz. Burada görmekte olduğunuz beyaz eğrimiz
50 haftalık ortalamayı ifade etmektedir. Ve 50 haftalık ortalama şu an endeksin oldukça duyarlı olduğu bir ortalama konumunda. Şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, şurada 50 haftalık ortalamanın kırılmasıyla yaşanan sert yükselişi görüyorsunuz. Ama ardından şu bölgede 50 haftalık ortalamanın kırılmasıyla, aşağı gelinmesiyle gerileme eğilimine tanık oluyoruz. Ama gördüğünüz gibi 50 haftalık ortalama aynı zamanda bir direnç etkisi yaratmış. Şu bölgede, şu bölgede, şu bölgede 50 haftalık ortalamaya kadar yükselişler olmuş ama burası geçilemediği için tekrardan geri çekilmeler yaşanmış. Son olarak şu bölgede 50 haftalık ortalamayı geçmişiz. Ancak tekrar bu seviyeyi kırdıktan sonra bir gerileme eğilimi başlamış. Son birkaç hafta itibariyle bu 50 haftalık ortalamayı aşabilmek adına bir çaba izledik. 98 bin üzerine çıkabilmek noktasında gayretler oldu ama maalesef bu ortalamanın üzerinde kalıcı olarak kapanışlar gerçekleştiremediğimiz için bu ortalama direnci bir kez daha etkisini gösterdi ve sonuç itibariyle yeni geri çekilmelere maruz kalındı. Değerli arkadaşlar, endekse orta uzun vade adına baktığımız zaman şurada görmekte olduğunuz kırmızı hattımız 89.832 veya yuvarlak ifadeyle 90.000 seviyesini göstermekte. 90.000 seviyesinin kritik ve de psikolojik bir destek olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama bunun öncesi kırmızı hattımız, sarı hattımız, şurada gördüğünüz sarı hattımız 90.000 desteğini ifade etmekte. Bu desteğe yakın bir seyirler olmuş ama buralardan tepkiler oluşmuş ama son durum itibariyle şayet ki arkadaşlar 93.357 seviyesindeki desteğimiz kırılacak olur ise 90.000'e doğru geri çekilme olasılığı ön planda olacaktır. 90.000'in kırılması durumunda ise şurada görmekte olduğunuz kırmızı orta uzun vadeli yükselen trend desteğimize bakmak durumundayız. Bu seviye ise arkadaşlar 81.767 seviyesini göstermekteki oldukça önemli bir nokta. Yani 82.000 diyebileceğimiz bir seviye, 90.000 desteğinin kırılması durumunda karşı karşıya kalabileceğimiz bir durum. Tabii ki bu orta uzun vadeli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin öncesinde 87'ler, 88.500'ler gibi ara desteklerimiz de bulunuyor. Ama genel manada 90.000 aşağısında kalıcı olan bir endeks seyrine tanık olacak olur isek bu durumda 82.000 seviyelerini dikkate almakta yarar olabilecektir. Değerli arkadaşlar, bu hafta için endeksin pivot seviyelerine bakacak olursak öncelikle geçtiğimiz haftayı bir hatırlayalım isterseniz. Geçtiğimiz hafta itibariyle pivot seviyemiz 94.988, yani 95.000 seviyesiydi. 95.000 seviyesinin üzerinde kalır isek 96.105, 95.000 seviyesinin aşağısında kalınır ise 93.460'a kadar bir geri çekilme olabilirdi. Zira biz 95.000 üzerinde kalmakla 96.050'ye kadar, yani 96.100'deki birinci pivot direncine 50 puan kadar bir yaklaşım gösterip geri çekildik ve 93.475 olarak da en düşük seviyeyi görmekle yine 93.460'daki desteğimize 15 puan gibi yaklaşım gösterdikten sonra tepki bulabildik. Zira pivot verileri son derece doğru ve çok isabetli tahminlerde bulunabiliyor, tespitlerde bulunabiliyor. Önümüzdeki hafta için arkadaşlar 94.354 seviyesi önemli bir seviyedir. Pivot seviyemiz bu olacaktır. Bu seviyenin eğer üzerine çıkabilir ve 94.350 seviyesinin üzerinde tutunabilir isek bu durumda 95.200 ve 95.200'ün aşılması durumunda ise 96.900 veya yuvarlak olarak 97.000 diyelim, buranın da geçilmesi ve aşılması durumunda 97.800 seviyesi gündeme gelebilecek imiş. Arkadaşlar 94.350'nin aşağısında kalınacak olur ise kapanışımız 93.946 ile pivot seviyesinin aşağısında, 94.350'nin üzerine çıkamaz ve yerleşemez isek bu seviye aşağısında bir seyir devam edecek olur ise 92.650 seviyesine kadar bir geri çekilme riski gündemde olabilirmiş. Zira 93.357'de de önemli bir Fibonacci desteğimiz bulunuyordu. Bu desteğe yaklaşımlardan eğer tepki bulamaz isek bu durumda 92.650'ye doğru geri çekilme olasılığımız yüksek olacak diyebiliriz. Zira 94.350 aşağısında kalındıkça da 93.357'de sizlere biraz önce ifade ettiğim Fibonacci desteğinin de kırılma baskısı, kırılma riski artmak suretiyle 92.650'ye doğru yönelim biraz daha ihtimal dahilinde girmiş olacaktır. 92.650'nin kırılması durumunda ise 91.800 ve sonrasında şurada görmekte olduğunuz ve bildiğimiz 90.000 seviyesi gündeme gelmiş olacak. Değerli arkadaşlar, 50 günlük ortalamamız
50 haftalık ortalamamızın şu anda 98 bin seviyesinde olduğunu ifade etmiştim. Bu hafta biliyorsunuz YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir kararın verilmesi veya açıklanması bekleniyor. Şayet gelecek olan karar seçimlerin iptal edilmeyeceği ve bu anlamda da bir ekonomik ve siyasi belirsizliğin bu nokta itibariyle ortadan kalkmış olduğu kesinleşecek olur ise bu durumda endekste iyimser bir havanın yaşanması muhtemeldir. Bu iyimser havaya bağlı olarak arkadaşlar 95.200'ün üzerine hatta 97.000'lere doğru bir atak olabilir. Velev ki dünya piyasalarındaki koşullar da desteklemek şartıyla bu iyimserliğin dozajı biraz daha artırılabilir, biraz daha abartılacak olur ise, bakınız olur ise diyorum. Çünkü piyasa yapıcıların hangi habere veya hangi konuya ne ölçüde önem verecekleri ve bu haberi ne orandaki bir güçle kullanacaklarını net olarak bilmek mümkün değil. Niyet okuyamayız tabii ki. Böyle bir tablo durumunda bu bahaneye bağlı olarak genel olarak endeksteki satışlarını imkan verebilmek, bir satış zemini oluşturabilmek adına 98 binlere kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimalini dahi dikkate alabiliriz. Ancak 98 bin ifadesini özellikle tırnak içerisinde kullanıyorum. Ne zaman ki 95 bin üzerinde kapanışlar olmaya başlanır ve 97 bin seviyesi zorlanıp da 97'nin üzerine çıkabilecek gücü ve kudreti endeks bulabilir ise, ancak bu durumda 97.800 veya 98 bindeki şu direnç noktamızı zorlayabiliriz. Değerli arkadaşlar, yabancı takas oranındaki geri çekilme eğilimi devam ediyor. Azalma eğilimi devam ediyor. Yabancı fırsat buldukça satış yapmayı tercih ediyor. Zaman zaman endeksin geri çekilmelerinde daha hızlı sert satışlara imkan vermiyor. Endeksteki dengeyi bozmamak bakımından, ama iki alıyorsa 2000-3000 puanlık bir yükselişi gördüğü anda 5-6 birim satmak suretiyle pozisyonunu azaltmaya çalışıyor. Yabancı takas oranı grafiğinden de sizlerle bu durumu zaten paylaşmış idim. Tablo bunu göstermekte. Arkadaşlar şayet ki seçimlerin iptali gibi bir durum söz konusu olur ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde bir karar YSK tarafından verilecek olur ise bu durumda bir kez daha teknik seviyeleri ifade ediyorum. 93.350 seviyesine dikkat etmeliyiz. Bu seviyeden bir tepki bulamıyorsak, ki cuma günü bu tepkiyi bulduk ama hafta içerisinde böyle bir tepki oluşmazsa 92.650 ve 91.800 seviyelerine yakından dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha satışların artması ve o anki haber trafiği veya algının daha da bozulacak şekilde bir basında veyahut da siyasilerin söylemlerinde bir gerginlik ve bu paralelde yabancıların algılarında daha da bir bozulma şeklinde bir senaryo söz konusu olursa 90 bin desteğini bu kez biraz daha ciddiyetle zorlamak durumunda kalabiliriz. Bu açıdan haber akışını çok yakından takip etmekte, özellikle de YSK sonuçlarını çok yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, borsa hususunda, borsa ile ilgili olarak, endeksle ilgili olarak bu hafta söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Arkadaşlar, aktarmış olduğum bilgilerde kaynak olarak Matrix programının verilerini ve borsapivot.com sitesinin verilerini kullandım. Bu kaynakları da sizlere ifade etmiş olayım. Açıklanan ve eklenen videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Twitter adresimden zaman zaman çeşitli bildirimlerde bulunuyorum, yorumlarda bulunuyorum. Bu noktada da Twitter adresim @halukcanberk'tir. Teşekkürler, selamlar ve saygılarımla hoşça kalın.